Kızım, benim kadersiz yavrum. Meğer karnıma düştüğün gün başlamış senin çilen. Kaderi kara yazılmış benim yavrumun. Benim gibi korkak, cahil bir kadına evlat olmaya geldin sen bu dünyaya. Ama ben sana sahip çıkamadım. Çıkamadım annem. Şimdi senin yasını tutmaya bile hakkım yok. Nasıl olsun? Ne kucağıma alabildim seni. Ne sütümle besleyebildim. Ne o güzel başını okşadım. Bu zamana kadar en azından aynı gökyüzüne bakıyoruz diye teselli bulurdum. Meğer benim kızım melek olmuş. Buna hakkım yok biliyorum. Biliyorum ama içim yanıyor yavrum. İçim yanıyor. Ne anlama geliyor şimdi bu? Kızımı yanına getir dedin, getirdim. İşte kızım bu. Kızım öldü mü? Yıllar önce bir kazada vefat etmiş. Derbey? Hani çaylar? Geldim. Allah'ım. Allah'ım güç versen bana. Bizim atlar yine sonuncu bitirmiş her şey. Annemin nesi var? Bilmem nesi varmış. Gece geç geldim. Geldiğimde annem salonda tek başına oturuyordu. Kendi kendine bir şeyler söylüyordu ama anlamadım. Bir arkadaşın ablası mı ne vefat etmiş. Dün gözünden yaş akıp gitti. Yufka yürekli bir kadın bu. Onun için üzülmüştür. Anne. Başın sağ olsun. Sen niye öyle dedin şimdi? Anne, arkadaşının ablası vefat etmiş ya. Hangi arkadaşımın? Babama öyle söylemişsin anne. Senin başka bir derdin yok değil mi? Ay yok oğlum. Ne derdim olacak? Doğru. Bir arkadaşımın ablası vefat etti de. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Taziye'ye gideriz bir ara. Bu kadar üzüldüğüne göre belli ki sen bu kadını çok seviyorsun. Adı neydi? Biz tanıyor muyuz? Tanımazsınız. Şeker yok ben bir. Şeker kapıp geleyim. Baban gitti, sen gitmemişsin. Bu saate kalmazdın. Annemle biraz baş başa kalmak istedim. Gel otur sohbet edelim. Ben seni bu aralar çok ihmal ettim. Yok oğlum. İşin gücün var. Benim peşimde koşacak halin yok ya. Bu halin ne o zaman? Doğru söyle. Babam mı üzdü seni? Anne, bilmediğin bir şey mi var? Ben seni hak edecek ne yaptım ha? Evladım olduğun için öyle şanslıyım ki. Kurban oldum. Zaman zaman kavga etsek de, üzülsek de, ne yaparsan yap. Benim için en iyisini düşündüğün için yapıyorsun. Bunu biliyorum. Asıl ben çok şanslı bir adamım. Sen dünyanın en iyi annesin. En iyi annesim. Değilim oğlum. Değilim.
İnan ki değilim. Benim yüzümden. Senin yanında olamadım kızım. Yanında olamadım anne. Seni kötülüklerden koruyamadım yavrum. Bahtsız yavrum benim. Evlatlar analarını babalarını seçemiyor. Kaderini seçemiyor. Eğer ben dünyanın en iyi anası olsaydım, hepimizin kaderi çok daha farklı yazılırdı. O ne demek anne? Eğer seçme şansım olsaydı, ben yine annem olarak seni seçerdim. Ben çok şanslı bir adamım. Sen iyi ki benim annemsin. Oğlum. Karakuzum benim. Bak yine doldu o gözler. Anne. Sende bir haller var. Eylül'le yaşadıklarımızdan dolayı ben seni çok mu üzdüm? Yok oğlum. Sen beni hiç üzer misin? Sakın. Sakın kendini suçlama benim yüzümden. Arkadaşımın ablasının vefatı üzdü beni biraz. Ama iyiyim. Geçer. İşten mi? Hadi git artık. İyiyim ben. Vallahi iyiyim. Hadi kalk. İşinden gücünden geri kalma yavrum. Tamam. Bir kere gülümse gideyim. Yoksa aklım sende kalacak. Evlatlar analarını değil, analar evlatlarını düşünür. Onları her türlü beladan korur, kollar. Hadi ben iyiyim, git artık. Hem ben de taze evine gideceğim. Tamam, gidiyorum. Ama seni arayacağım, tamam mı? Başsağlığı dilediğimi söylersin. Söylerim. Hadi selametle. Ne o? Sucuk mu pişiyor? Hayrola gelin hanım. Sen mutfağa pek girmezdin. İzin günüm de bugün Raziye teyze. Hala mı teyze? Artık bana anne diyeceksin. Anne. Alışamadım hala. Kusura bakma Raziye teyze. Anne. Nihayet. Koray nerede? Poğaça almaya gitti. Hazır evdeyken annemleri kahvaltıya çağırdım da. Geldiler bile. Ola ola bu çulsuzlarla dünür oldum. Nermin Hanım, öz kızının burada olduğunu bilse her şey bambaşka olacak ama kadın bütün planlarımı bozdu. Ama oh olsun sana. Sen benim dediklerimi yapmazsan işte böyle kahrolursun Nermin Hanım. Güzel kızım. Benim bahtsız yavrum. Yıllarca sana kavuşacağım. Seni göreceğim anın hayaliyle yaşadım. Nihayet cesaretimi toplayıp seni aradım. Buldum da... Ama bana bu düştü. Bu düştü payıma. Bir avuç toprak düştü annem. Allah'ım ben nasıl bir anneyim? Allah'ım ben bu kötülüğü nasıl yaptım? Nasıl yaptım ben bu kötülüğü kızıma? Allah'ım.
Bunları nasıl yaptılar? Dur bakayım, dur. Anneciğim tamam, bak o çok, ben yemem o kadar. Yersin kızım, yersin. Protein yemen lazım yavrum bebek için. Sütünü de içeceksin, yumurtanı da yiyeceksin her gün. Tabii tabii canım. Sen merak etme Nurhancığım. Ben sürekli tepesindeyim zaten. Her gün süt de içiriyorum. İyi yapıyorsun Raziye. Bu yoksa vallahi ihmal eder kendini, biliyorum ben. Siz merak etmeyin anneciğim. Ben gözüm gibi bakıyorum karıma. Babacığım, ekmek de al. Sağ ol kızım. Ha, Nurhancığım, sizin yeğen ne oldu? Dün boşanma davası vardı. Boşandılar mı? Aman sorma Razi. Boşandı, boşandı. Vallahi iftira attılar kızı. Ha? Çok yazık oldu. Hmm, tüh tüh. Yazık olmuş. Yani gencecik yaşında dul kalmış. Kadersizmiş demek. İnsan evladının tahtını yapıyor da bahtını yapamıyor. Boşandıysa dünyanın sonu değil ya. Benim yeğenim ayaklarının üstünde duracaktır. Abuk sabuk bir sürü laf söylemişler. Belki de en iyisi bu. Çoluk çocuk olmadan kapandı mesele. Çok haklısın Yaşar babam. Ama işte en zoru genç bir kadının çoluk çocuklu ortada kalması. Değil mi? Aman dur bak, kafamı karıştırıyorsunuz. Asıl ben size ne göstereceğim? Hı. Eylül bak. Ay. Ben ördüm. Annem çok tatlı olmuş bunlar, şunlara bak. Anne, torunum kız olacak diyorsun ha? Olur mu be oğlum? Sağlıklı olsun da bana fark etmez. Aha bak, bunlar da var. Ya ben yerim onları, şuna bak ne kadar tatlılar. Anneciğim sen niye zahmet ediyorsun? Niye bu kadar işin gücünün içinde bunlarla uğraşıyorsun bir de? Ev yüncü dükkanına döndü. İkiz olsa altlı üstü yetecek kadar kıyafet var. Aman be Yaşar. Ne yapayım, hoşuma gidiyor. Şuna baksana. Bak minik minik bayram şekeri gibi. Kız her şeyin küçüğü güzel ha. O daha ne ki, dur bak bak. Daha neler var bak. Şunu görüyor musun Eylül? Bir kalkıp gidemediler. Günüm var benim, geç kalacağım. E git anne. Biz oturuyoruz da. Ne çabuk hanım köylü oldun sen. Hani sen bırakacaktın beni. Aa, Arzu arıyor. Efendim Arzu. İyiyim canım, sen nasılsın? Senin sesin kötü geliyor ama. Anne. Kim bu Arzu ya? Arzu Eylül'ün eski mahalleden arkadaşı yavrum. Hatta bak dün Yaşar'la andık değil mi Yaşar? Vallahi iyi insan lafın üstüne. Nurhan çok geç oldu, artık kalksak siteden soran falan olur. Otur Yaşar baba, daha erken ya. Ne diyor yavrum Arzu? Ay canı sıkkın anne. Okulla ilgili bir sınavı varmış, geç kalmış. Hoca da geç kalınca almamış sınavı. Dersten kalmış, okulu uzayacakmış. Babası da bayağı kötü konuşuyormuş. Öyle. Aa. Daha dün annesiyle konuştuk, bir şey demedi ya. Anne, benim hiç içime sinmedi ya. Acaba gitsem mi bir yanına? Yavrum sen bilirsin. Evladım, artık bunları annene değil kocana soracaksın. Gitsin gitsin. İzin gününde arkadaşını görür. Bir değişiklik olur. Biz de kalkalım artık Yaşar. Sen git yavrum. İyi tamam. Gideyim ben o zaman. Raziye teyze bu arada bu kahvelerin fincanlarını yıkama. Ben hallederim gelince, tamam? Yani bir anne dedirttiremedim şu gelinime. Tamam kızım. Sen git keyfine bak. Ben hallederim bulaşıkları. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Güle güle yavrum. Ben bu acıyı hak ettim. Bu acıyı hak ettim. Ama sen masumdun. Ama sen masumdun anne.
benim günahımın acısını senin yaşaman reva mı? Yaşaman reva mı yavrum? Allah'ım ben nasıl bir anneyim? Annem! Niye açmıyor bu kadın telefonumu? Hadi anne, hadi aç şunu. Bahtsız yavrum. Annem. Efendim oğlum. Anne, niye telefonumu açmıyorsun? Duymamışım oğlum. Bak sen iyi değilsin. Ne oldu anlat. Benden bir şey saklıyorsun. Belli ki bir şey üzülüyorsun. Dalgınlık işte. Allah'tan burada bıraktığımı hatırladım, yoksa çaldırdım sanıp karakol gezecektim. Neyse, hadi sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sen ağlıyorsun. Oğlum iyiyim, yok bir şeyim. Taziye evine geldim de arkadaşımın yanına. Üzüldüm ondandır. Anne bak nerede olduğunu söyle, gelip yanına. Gelmene gerek yok oğlum, iyiyim ben, merak etme. Birazdan geleceğim zaten, ha oğlum? Hadi kapatıyorum anne. Ne oldu? İyi mi annen? Bilmiyorum. Daha önce annemi hiç bu şekilde görmedim. Çok üzgün. Bana da hiçbir şey anlatmıyor. Bizim yaşattıklarımız yüzünden mi? Kim bilir? Belki de öyledir. Ama keşke değseydim. Onca insanı karşımıza aldığımıza, kendi çektiklerimize, çevremizdeki insanlara yaşattıklarımıza değseydi. Ama olmadı. Onlar haklı çıktı. Aramızdaki şey, adı her neyse, bu savaştan sağ çıkmadı. Abla, hayırlı günler. Sorması ayıp. Sen burada ne yapıyorsun? Burası benim kızımın mezarı. Yavrum burada yatıyor. Burada mı? Abla bir yanlışın olmasın. Ben yıllardır bu tepede koyun güderim. Burası düne kadar dümdüz topraktı. Mezar yoktu. Dün gelip tahta bıraktı adamın biri. Burayı mezar gibi yaptı. Hayır, burası benim kızımın mezarı. Vallahi ben yalan mı söylüyorum? Senin kızın öldü dediler. Mezarı burada dediler. Nerede o zaman benim kızım? Kızım nerede o zaman benim? Nerede o zaman benim yavrum, nerede? Benim yavrum nerede o zaman? Yoksa bu parayı alıp kaçtı mı? Ne oluyor hanım? Alacaklı gibi neye vuruyor kapıyı? Alacaklıyım ya. Daha düne kadar nefesin kokuyordu açlıktan. Sayemde bir dünya para kazandın. Kendi payıma düşeni almaya geldim. Salak mı sandın sen beni? He? 1000 lirası eksik bu paranın. Ver paramı. Hemen celallenme hanım. Yanlış saymışım. Al. Güzel evim benim. Ne anılarımız vardı burada. Annem çiçekleri duruyor mu ki acaba? Neyse, geç kalmayayım şimdi. Hiç yoktan sayemde 50.000 lira paran oldu. Aferin ama iyi oyuncuymuşsun. Dün bir falso vereceksin diye aklım çıktı ama iyi becerdin.
Aa, Eylül senin ne işin var burada? Arkadaşım merak ettim geldim. Ne iyi ettin canım benim. Ya o kadar özlemişim ki buraları. Seni de. Gelsene ne duruyorsun? Hadi ben kaçtım. Ha, biletini aldın değil mi? Aldım. İyi güzel. Sen Nermin'i bilmezsin. Muhakkak gelir buraya. Kızımın anası babası nerede? Bir fotoğrafını göster. Nasıl öldü diye. Onun için durma burada. Hemen git. Anladık. 50 kere söyledin. Gideceğiz. İyi. Birbirimizi hiç görmedik. Tanışmıyoruz. Anlaşıldı mı? Tamam tamam. Hadi. Hadi selametle. Hadi. Aç kapıyı aç. Pistol aldırınca. Aç kapıyı. Anladı mı yoksa? Bana sahte mezar göstermişsin. Allah'tan korkun yok mu senin? Allah belanı versin. Çık çabuk dışarı. Çabuk. Çabuk dışarı çık. Aç. Ahlaksız. Seni mahvedeceğim. Bana yaşattığın acının bin katını yaşatacağım sana. Aç. Aç kapıyı. Ne yapacağız? Hemen ara şunu. Issız bir yere çağır. Aç. Aç kapıyı. Alo. Hakkı ben, Nermin Hanım. Evdesin değil mi? Çık dışarı. Yok değilim, o yüzden aradım. Kapıya geldi dediler, komşular duymuş, ne oldu? Bir de utanmadan ne olduğunu mu soruyorsun? Kızın öldü dedin. Bana sahte mezar gösterdin. Pis dolandırıcı. Bana evlat acısı yaşattın. Bunu senin yanına bırakmayacağım Hakkı. Çabuk, çabuk çık dışarı dedim sana. Bir dakika ya, bir sakin ol. O işin aslı öyle değil. Ne mezarı, ne sahtesi. Bana bak. Neredesin sen? Çık! Çık karşıma çık! Tamam, buluşalım en iyisi. Ben sana yüz yüze anlatayım. Mahalleden çıkışta eski bir fabrika var. Yarım saat sonra orada buluşalım. Tamam, gel. Gel de yaptıklarının hesabını ver. Gelecek. İyi. Geldiği zaman ağzını mı bağlarsın? Issız bir yere mi kapatırsın, bir şeyler yap. Sonra da ortadan kaybol. Pis dolandırıcı. Kızımı acımı kullandı. Allah'ım kızım yaşıyor çok şükür. Bunların hepsinin hesabını soracağım sana Hakkı. Bana yaşattığın acının hepsini fitil fitil burnundan getireceğim. Ya ne iyi oldu Eylül. Eski günleri yad ettik. Çok özlemişim seni. Bak açmayalım ama arayı. Sen de gel yine olur mu? Tamam tamam gelirim. Öyle kendini de üzme. Ya alt tarafı bir sınav. Verememişsin. Ne olacak sanki bir dahaki sefere tamam? Gel. Hadi görüşürüz. Güle güle canım. Merak etme kızım. Bulacağım seni. Hayattasın ya. Artık peşini bırakma. Sen benim kızımsın. Kimseye bırakmam seni. Evladıma öldü dedi. Az kalsın ben de ölüyordum acımdan. Ah kızım ah. Neredesin kim bilir? Oğlum yavaş biraz. Ne oluyor be? Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor orada ya? Ne yapıyorsunuz be? Kadını kaçırıyor bunlar resmen. Nermin Hanım, senle biraz gezelim. Sen kandırdın beni lanet herif. Nermin Hanım. Ne? Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni! Bırak kadını! Bırak! Yardım edin, kimse yok mu? Siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz ha? Kimi kaçırdığınızı sanıyorsunuz? Bir dur!
yaptığınızı sanıyorsunuz siz hayvan herifler? Kimi kaçırıyorsunuz? Dur! Ya yardım edin, kadını kaçırıyorlar, kimse yok mu? Bırakın beni, aşağılık, indir beni, aç şu kapıları. Kapa çeneni diyorum sana. Açın şu kapıları. Bir dur. Dur anne. Ne yapacağım ya? Dur. Dur, dur. Durun, durun, ne olur durun. Efendim ne yapıyorsunuz? Şu aşağı doğru giden beyaz araç var ya, onu takip etmemiz gerekiyor. Ne olur yardım eder misiniz? Ne oldu? Çantayı mı çektiler? Ya ölüm kalım meselesi lütfen. Tamam atlayın. Yoklar, kaybettik. Buradan sağa gittiler en son. Allah kahretsin. Ne yapacağım şimdi ben ya? Ben burada inebilir miyim? Ablacığım bak, hayat memat meselesi dedin. İstersen polisi bir ara. Sonra başını ağrımasın. Yok, ben kendim hallederim. İneyim burada. İyi, tamam. Dikkatli ol. Çok sağ olun her şey için. Estağfurullah. Kolay gelsin. Nereye gitmiş olabilirler ya? Burada bir yere gitmiş olmaları lazım ama nereye? Hadi in. İn. Yürü. Bırak. Bırakın beni. İmdat. İmdat. Arıdı durma. Çeneni. Başıma bela oldu. Ne istiyorsun benden? Paranı almadın mı? Paranı almadın mı daha? Ne istiyorsun? Bırak beni. Kimseye bir şey söylemem. Bırak gideyim. Bırakayım da polise koş değil mi? Yok öyle ya. Bak. Bak. Bak söz gitmeyeceğim polise. Polise falan gitmem. Bırak. Ellerimi çöz. Ellerimi çöz. Yemezler. Aklın başına gelene kadar burada kalacaksın. Bak dur. Dur bak. Bak pişman olursun. Oğlum kocam beni aramaya başlarlar. Bulurlar seni. Bırak. Bırakın gideyim. Sus dedim, sus. Seni burada artık kimse bulamaz. Allah'ım nereye götürdüler bu kadını, nasıl bulacağım ben? Yağız Bey, toz makinesi çalışmıyor. Bir bakabilir misiniz? Tamam. Telefonu yaz. Aç, annene kaçırdılar. Aç. Bu ne? Nermin Hanım'ın şalı bu. Buralarda bir yerde demek ki. Havadan 50 bin liralık altınım oldu.
kısa günüm kârı. Nermin Hanım sağ olsun. Hakkı, ne yaptın? Aferin. Elini kolunu bağlasaydın. Tamam, bana bak. Şimdi pılını pırtını topla, hemen şehri terk et. Çıkabilirse ne ala. Ama ölürse de canıma minnet. Bana bak, seninle hiç tanışmıyoruz. Beni sakın arama. Paranı al git. Hadi. Kurtulursa ben o adama bulaşma demiştim derim. Ama kurtulamazsa da takdiri ilahi böyleymiş. O zaman Adnan Bey dul kalır. Yakışıklı adam Allah için. Ben varırım o zaman. Neden olmasın? Hadi bakalım hayırlısı. Nermin Hanım! Nermin Hanım! Beni aramış. Nermin Hanım. Nermin Hanım iyi misiniz? Duyuyor musunuz beni? Nermin Hanım. Gelin, duyuyor musunuz beni? Gelin böyle. Kim yaptı size bunu? Hadi için beni. Nermin Hanım, kim yaptı böyle bir şeyi, niye yaptılar? Polisi arayalım hemen. Eylül, dur. Eylül, polisi arama. Kimseye söyleme, aramızda kalsın. Ne olur, ne olur. Tamam, tamam ama hastaneye gitmemiz lazım, hiç iyi değilsiniz siz. Yardım edin! Dayanın!
Ah, az kaldı. Bir adım dedi. Ne oldu bacım, neyiniz var? Acil hastaneye gitmemiz lazım, yardım edin. Efendim Yaz. Eylül, beni aramışsın. Bir şey mi oldu? Hastanedeyim. Anneni hastaneye getirdim. Annem mi? Ne diyorsun Eylül sen? Baygın mı? Hangi hastane? Tamam, tamam geliyorum hemen. Hemşire hanım, durumu nasıl? Ufak çaplı bir astım krizi geçirmiş. Ciğerleri tıkalıydı. Ama şimdi gayet iyi. Yalnız kollarında morluklar var. Bir yerden mi düştü? Evet. Düştü. Ben yanına girebilir miyim? Tabii. Sakinleştirici verdik. Birazdan ayılır. Annenizin yanına girebilirsiniz. Yok, o benim annem değil. Bir yakınım. Öyle mi? Peki buyurun. Çok yormayın lütfen. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Dokuma karıma. Uzak dur ondan. Baba, hastanedeyiz. Ne yapıyorsun sen? Ne işin var karımın yanında? Ne yaptın ona? Neden hastanede karım? Ben getirdim zaten. Bağırıp durmayayım bir. Çekil şuradan. Nermin! Nermin! Duyuyor musun beni? Doktor! Müdahale ettiler. Birazdan uyanır. Durum iyi, merak etmeyin. Sen sus. Sana sormadım. Baba. Hastanede bağırıp durma. Biraz sakin olur musun? Eylül. Sen iyi misin? Sen mi bu hale getirdin karımı? He? Söyle. Senin yüzünden başımıza gelmedik bela kalmadı. Babası kılıklı uğursuz şey. Ne yaptın karıma, konuş! Ben bir şey yapmadım, yemin ederim. Baba! Yeter. Olay çıkarma yine. At şunu dışarı, elimden bir kaza çıkmasın. Olmayacak öyle bir şey. Anlamadan dinlemeden kıza bağıramazsın, yeter. Bana bak Yaz. Gönül işleri yüzünden şu asallığa aileme musallat ettin, alttan aldım. Ama annen söz konusuyken senin de gözünün yaşına bakmam, alırım ayağımın altına. Hakaret etmeyin artık, yeter. Sözünü yükselt. Seni bağırtın lan. Baba. Eylül, ne oldu? Annem niye burada? Siz neden beraber geldiniz? Polisi arayalım hemen. Eylül, Eylül dur. Eylül, polisi arama. Kimseye söyleme. Aramızda kalsın. Ne olur. Ne olur. Ben Nermin teyzeyle konuşmaya gidiyordum. Yaz da hala aramızda bir şey olduğunu düşünme diyecektim. Evliyim ben, çocuğum oluyor diyecektim. Sonra onu bu halde buldum. Sonra da alıp hastaneye getirdim. Bu kadar. Biz de yedik. Seni düzenbaz seni. Söyle karımın yanında ne işin vardı? He?
Ne dümenler çeviriyorsun gene? Sen mi bu hale soktun karımı? Söyle! Bu yaralar ne? Yağız annene bak. Resmen yerde sürüklemişler. Ne yaptın bu kadına söyle? Nasıl bu hale getirdin Allah'ın belası? Ne istedin ondan? Eylül. Annem neden yaralı? Sen bir şey biliyor musun? Polis çağıralım. Hemşire uyanınca kendisine sorarsınız. Belki düşmüştür dedi. Belki de yine çantasını çalmaya falan çalışmışlardır. Ben de bilmiyorum. Vallahi hiçbir fikrim yok. Ben sadece onu böyle buldum. Sonra hemen arabaya atlayıp hastaneye getirdim. Bu kadar. Ne hikmetse karımın başına bir şey geldiyse hep yanında sen oluyorsun. Söyle ne yaptın karıma? Neden bu hale geldi bu? Söyle! Ha, baba! İki dakika sakin olur musun? Annem uyandığı zaman gerçekleri öğreneceğiz zaten. Bırak beni yaz! Ha! Adnan. Anne. Adnan. Var mı kıza? Çocuğun bir kabahati yok. Nermin iyi misin? Annem, ne oldu sana? Sen nasıl bu hale geldin? İyiyim, iyiyim. Biraz açılın da hava alayım. Ne oldu peki sana? Bu mu yaptı yoksa? Onun bir şey yaptığı yok. Bir şey söyleme çocuğa. Neden bu haldesin o zaman? Markete gitmek için evden çıktım. Yolun kenarında yürürken bir araba yaklaştı. Çantamı çekmeye çalıştılar. Ben de bırakmayınca yerde sürüklendim biraz. E anne bıraksaydın gitselerdi. Polisler ne de olsa bulurdu. Ya sen niye hırsızla boğuşuyorsun ki? Oğlum ne demek bıraksaydın? Bu yaştan sonra hırsıza pabuç mu bırakacağım ben? Cık, lafa bak. E bu nereden çıktı? Araba sürükleyince ayağa kalkamadım. Tam bayılmak üzereydim. Eylül geldi. Beni hastaneye götürdü. Allah razı olsun. E çanta niye burada? Niye gelip almadı hırsızlar? Ben ne bileyim Adnan, almadılar işte. Aa, şurada ölümden döndüm. Tepemde vır vır vır. Ay, iki dakika bir soru sorma. Kızım. Gel. Sen olmasan ölüp gidecektim. Hayatımı kurtardın, sağ ol. Estağfurullah. Kim olsa aynı şey yapardı. Eylül. Çok teşekkür ederim. Annemin hayatını ikinci kez kurtardın. Tamam. Uyutmaya gerek yok. Önemli değil. Ben sadece tesadüfen oradaydım. Sen hırsızları tanıyor musun? Adnan. Allah Allah. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ya kız hayatımı kurtardı diyorum. Senin söylediğin lafa bak. Kız da kabahat bulma. Ne malum bu heriflerle anlaşıp senin peşine düşmediği. Baba. Lütfen uzatma artık. Annemi de beni de daha fazla utandırma. Teşekkür edeceksen et. Etmeyeceksen sus. Kalp kırma. Tamam Yaz. Benim yüzümden tartışmayın. Nermin Hanım. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Eylül. Sağ ol. Nermin, bu senin anlattıklarında kafamda oturmayan şeyler var.
Şimdi bu adamlar seni arabayla sürükleyecek kadar kafayı bozdularsa neden durup çantayı almadılar? Sence de tuhaf değil mi? Nereden bileyim Adnan? Allah Allah. Koşup arkalarından çantamı niye almadınız diye sorsa mıydım? Çantayı almayıp gitmişler işte. Sonra da Eylül hemen bitiverdi yanında. Eliyle koyduğu gibi alıp getirdi hastaneye. Baba bak. Annem çok şükür sağ salim yanımızda. Senden rica ediyorum. Artık uzatma. Senin tek derdin Eylül'ü suçlamak. Bunu anladık. Ama yapma. Ayıp ediyorsun. Yaz o kızı bana savunma. Hem karnımda çocuğum var diyor. Hem senin etrafında dolanıyor. Güvenilir bir tip mi bu? Bu işte bir bittiğini var. Adnan demişti dersiniz. Adnan. Tamam uzatmayalım. Bir talihsizlik oldu işte. Hem bir kabahat varsa o benim. Aptallık etmeyip önüme bakaydım. Bunlar gelmezdi başıma. Annem. Tamam. Sen yorma kendini olur mu? Ben bir doktorla konuşayım. Bu işte bir iş var. Eylül bir şeyler saklıyor. Ama ne? Yakında öğreniriz. Eylül! Eylül bir dakika. Efendim Yaz. Ben diyecektim. Çok sağ ol. İyi ki oradaymışsın. Sen olmasaydın annem şu an çok kötü durumda olabilirdi. Tamam, büyütmeye gerek yok. Kim olsa aynı şey yapardı. Hem bir gün sen de annemi kurtarmıştın köyde. Ödeşmiş olduk işte. İş yerinde görüşürüz. Eylül. Annem açıklama yapmak istemişsin. Bence artık buna gerek yok. İkimizin de durumu ortada zaten. Sen başka biriyle evlisin. Karnında adamın çocuğunu taşıyorsun. Şu durumda kendini açıklamana gerek yok. Beni düşünmene de gerek yok. O yüzden boş ver. Söylemek istediğim, beni düşünmene gerek yok artık. Yaz, bak ben sadece... Kötü bir niyetle yapmadığını biliyorum Eylül. Kendini açıklamana gerek yok. Çünkü buna mecbur değilsin. Ben senin için bir yabancıyım artık. Sen de benim için öylesin. Haklısın. Beni iyi kötü tanıyorsun. Karnında başka bir adamın çocuğunu taşırken. Senin hakkında düşünmek... Bu bana ağır gelir. Kendimi kötü hissederim. Artık Yağız ve Eylül diye bir şey yok. O hayalini kurduğumuz küçük ev yok. Mısrağı yok. İki kırık anıdan başka hiçbir şey yok. Ama da Eylül. Yapamadık. O yüzden artık beni düşünmene gerek yok. Hoşça kal.
Sen ve ben varız. Sadece ikimiz varız. Annenin sevdiği çiçekler. Aferin kerata. İyi düşünmüşsün. Yağız Bey, bunu yatağınızın kenarında buldum. Ver bakayım. Baba, verir misin şunu? Baba, sana ver dedim. O ismi lazım değil ya, yazdın değil mi bunları? Bu seni ilgilendirmez. Annem geliyor. Günaydın annem. Nasılsın bugün? Günaydın oğlum. Günaydın. İyiyim. Elindeki ne? Ha yok. Çok önemli bir şey değil. Geç otur. Otur sultanım, otur. Güzelce kahvaltını yap. Maşallah maşallah. Kahvaltının güzelliğine bak. Ay, çiçekler de en sevdiğim. Dedim ki benim karım neyi seviyorsa hepsini yapın. Çiçekleri de oğlun almış. Oy, güzel oğlum benim. Aslan yavrum. Dün sana bir şey olacak diye aklım gitti. Verilmiş sadakamız varmış. Evet. Eylül olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Yaz. O kızın adı bu evde anılmayacak demedin mi? Neden? Annem şu an onun sayesinde burada değil mi? Ya hayatımıza girdiğinden beri başımıza bela açıyor. Anneni tesadüfen kurtardı diye baş tacı yapacak değilim. Kimse senden baş tacı etmeni beklemiyor. En azından biraz saygı duy. Kes! Duymuyorum, var mı? Adnan. Ne olur. O Yaşar'ın kızı. Başından beri sana oyun oynuyordu. Sonunda oyunu ortaya çıktı. Gitti başkasıyla evlendi, hamile kaldı. Sen de hala ismini sayıklıyorsun. Adnan, tamam artık. Ne tamamı Nermin, ne tamamı? Oğlunun gözleri kör olmuş, görmüyor. Başına iş alacak yine. Aman, adamda ne iştah bıraktınız, ne keyif. Anne otur. Nermin Hanım. Seninle konuşmam gerek. Buyurun. Dün beni kurtardın. Yardım ettin. Sağ ol. Önemli değil. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Dün çok zor bir şey yaşadım. Sana anlatamayacağım kadar zor. Ama kimsenin bilmemesi gerekiyordu. Senden son bir şey daha isteyeceğim. Tabii buyurun. Dün yaşananlar aramızda kalacak. Kimseye bahsetmeyeceksin. Sakın Yağız'ın yanında falan ağzından kaçırma. Merak etme. Seni zor durumda bırakmayacağım. Bu sırrı saklamak için ne kadar istiyorsan vermeye hazırım. Yanımda bir miktar getirdim ama istersen daha fazlasını da bulabilirim. Nermin Hanım, siz karşınıza çıkan engelleri,
problemleri böyle aşmaya alışık olabilirsiniz. Ama herkes sizin gibi değil. Bazı insanlar için para her şey demek değil. Belli ki dün yaşananlar sizin için önemli bir mesele. Kimseyle paylaşmak istemediğiniz hassas bir konu. Ben de buna saygı duyuyorum. Merak etmeyin. Dün olanlar benimle birlikte mezara gidecek. Şüpheniz olmasın.